Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde ürün kataloğumuzu bayağı bir düzenledik. Bu dersimizde ise Initializer içerisinden elde ettiğimiz ürünleri formlar hazırlayarak bu formlar üzerinden girelim. Yani yönetim paneli ile alakalı işlemleri yapalım. Evet, şu zamana kadar yaptığımız uygulamamız sol tarafta kategoriler. Bunların filtrelemelerini yapıyorduk. Daha sonra ürün detay sayfalarına gidiyorduk. Bu ürünün resmi yok, o yüzden o şekilde varsayılan bir resim geldi ama evet, şu ürünlere direkt tıkladığımızda hepsinin ürün detayı geliyor bu şekilde. Evet, tabi bunları gitgide biraz daha düzenleyeceğiz. Şöyle şurada da ana sayfamız vardı. Bu uygulamanın son halini şuradan indirebilirsiniz. Ders 3 altında bu uygulamanın son halini indirebilirsiniz. Şimdi ders 4'ü hazırladıktan sonra ders 4 branşı altında bu uygulamayı yayınlayacağım. Şimdi uygulama altyapısına baktığımızda biz bütün işlemlerimizi Home Controller üzerinden yaptık. Yani şurada baktığımızda Home Controller içerisinde hem kategoriyle alakalı işlem şurada hem de product'la yani ürünle alakalı işlemleri burada hallettik. Tabii ki işi basit tutmak adına uygulama küçükken bu şekilde yapabilirsiniz ama şimdi biz biraz daha uygulamamız biraz daha ilerlediği zaman her şeyi Home Controller içerisinde yapmak biraz işi zorlaştırıyor. Bundan dolayı ben controller'ları bölmeyi düşünüyorum. Örneğin kategoriyle alakalı işlemleri kategori controller'ına, product'la alakalı işlemleri product controller içerisine almak istiyorum. Dolayısıyla şuraya gelip iki tane controller ekleyeceğim. Sağ tıklıyorum. Şuradan add, buradan controller. Controller'ı boş ekleyebilirim. Home controller'ı öyle yaptık. Ama bu dersimizde biraz daha işi geliştirelim ve buradan şu alttaki seçeneklerden birini seçelim. Şurası boş bir controller. Burada controller içerisindeki action metotları, temel bazı action metotları var. Örneğin listeleme, işte index view, işte details, silme, güncelleme gibi belli başlı actionları burada ekliyor. Ama bunları çalışır halde değil. Sadece controller içerisindeki action metotların isimlerini burada getiriyor bizi. Yani Entity Framework ile alakalı bir işlem yapmıyor. Ama şuradaki üçüncü seçeneği seçersek bizim adımıza bakın Entity Framework ile alakalı işlemleri de yapacak. Yani burada temel bazı CRUD işlemleri dediğimiz ürün seçme yani create, pardon select, create, update ve delete işlemlerini burada bizim adımıza yapacak. Bunu seçiyorum. Buradan add'e tıklıyorum. Daha sonra bu kategori controller hangi model sınıfı üzerinde çalışacak? Model sınıfı derken burada entity sınıflarından bahsediyorum. Biz entity sınıfları aracılığıyla aldığımız bilgileri burada model içerisinde paketleyip uygulamada kullanabiliyorduk. Burada model klası şuradaki modelle karıştırmayalım. Buradaki benim entity sınıflarımdan bahsediyorum. Burada çalışacak olduğum entity sınıfı kategori sınıfı. Peki data konteksimiz? Çünkü entity framework işlerimiz de bizim adımıza yapacak. Bu da data konteks. Şunu seçiyoruz. Yani şuradaki. Şimdi burada aşağıda belli seçenek var. Diyor ki burada generate views. Views'leri benim adıma oluştursun mu? Evet oluştursun diyorum. Buraya views içerisinde bir kategori klasörü ve ilgili view'ler de direkt buraya oluşturulacak. Bir layout kullansın mı? Evet kullansın. Script kütüphanelerini getirsin mi? Evet getirsin. Bunun ne olduğuna daha sonra bakarız. Şimdi şunu dedikten sonra oluşacak olan kategorinin ismi. Şöyle kategori is değil de ben tekil isim kullanmayı tercih ediyorum. Örneğin kategori controller. Yani kategori sınıfı ile alakalı işlemleri kategori controller yapıyor. Bunu okey diyelim. Evet. Kategori controller'ımız oluştu. Ve kategori controller ile çalışacak olan view'lerin şöyle kategori klasörü içerisine geldiğini görüyorum. Şurada. Ve burada temel bazı action metotları da kategori kontrol içerisine geldi. Evet dikkat etmemiz gereken şurada bir data context var. Zaten home kontrol içerisinde zaten biz kontekstimizi şu şekilde oluşturmuştuk. Evet aynı şekilde. Bakın burada bir index view oluşturmuş. Index view'i bakın içerisine bütün kategorileri getiren bir view. Bunu düzenleyebiliriz. Aynı şekilde details view'i. Aşağıya baktığımız zaman bir create, get versiyonu, burada bir post versiyonu, burada bir edit, get versiyonu, edit'in post versiyonu, burada delete'in get ve
post versiyonları. Bir tane de dispose metodu. Evet, şimdi bunların tek tek neler olduğuna bakalım. Şimdi örneğin şu index action metodunun şurada şu içeriğine bakalım. Evet, burada bir tane tablo oluşturmuş ve tablo içerisine for each ile modeli dönüp bakın tablo satırlarını tek tek burada oluşturmuş. Tablo satırlarının en sağ kolonlarına bakın action linkler oluşturmuş. Evet. Şunu çalıştıralım. Bakalım neler var. Evet, direkt kategorinin altındaki index action metodu çalışacak. Evet, sayfamız yüklendi. Kategori içerisinde gördüğünüz gibi veri tabanımızdaki kategoriler direkt geldi. Buradan edit linkine tıkladığımız zaman bakın edit sayfası. Burada örneğin kamera kaydını kameralar yapıyorum. Şuradan save dediğimde gördüğünüz gibi veri tabanındaki değer değişiyor. Buraya yeni bir değer ekleyebiliyorum. Örneğin mesela şuraya market diyelim. Şuraya market ile alakalı ürünler. Create'e tıklıyorum. Evet, bakın burada. Daha sonra bunu delete diyorum. Emin olup olmadığımı soruyor. Delete diyorum. Bakın gitti. Evet, gördüğünüz gibi temel kurut işlemlerini burada gerçekleştirdik. Yani bizim adımıza aslında gerekli bazı temel görevleri bizim adımıza yaptı. Şimdi bize burada bir görev düşüyor. Bu görev bunu düzenlemek. Bunu düzenleyelim. Gelin. Örneğin kategorinin altındaki indeksi biraz düzenleyelim. Örneğin ilk olarak bunları bir şöyle başlık verelim mesela. Kategori listesi diyelim. Şurada bir oluşturma linki, create linki. Tamam. Şöyle diyelim. Kategori ekle diyelim. Ya da yeni kategori. Bu şekilde create linkine gidiyor. Create action metoduna gidiyor. Daha sonra bunu tabii ki olduğu gibi şunları şöyle baktığımız zaman home index'e baktığımız zaman bakın şurada bir container içerisine almışız bunların hepsini. Gelip burada da bunları bir kontrol içerisine alalım. Container içerisine alalım. Şu şekilde. En aşağıda bir tane şöyle div ekleyelim. Şunu gelip yenilediğimizde evet bakın tam ortaya geldi. Evet, şunları biraz daha düzenleyelim. Örneğin bunu bir tablo olduğu. Daha sonra tablo örneğin border diyelim. Daha sonra border stripped diyelim. Sayfayı yenileyelim. Evet, daha güzel bir görüntü elde ettik. Örneğin şu yeni kategori kısmına bir link ekleyelim. Şöyle virgül dediğimizde şöyle üçüncü parametre route value. Burada bunu null diyorum. Dördüncü parametre HTML attribute. Evet, burada yeni bir tane sınıf ekleyeceğiz. Yeni ekleyeceğimiz sınıf şöyle class olacak. Class özelliğine btn tire şöyle primary diyeceğim. Şöyle sayfayı yenilediğimde evet butonum bu şekilde olacak. Daha sonra şu kategorinin altına bir çizgi ekleyelim. Daha güzel olsun. Daha sonra şu aynı çizgiyi şuraya da alalım. Yenilediğimizde evet biraz daha güzel. Daha sonra şu kolonların genişliklerini ayarlayabiliriz. Örneğin şuranın genişliğini şöyle bir yüzde oranıyla ayarlayabiliriz. Örneğin şurasını. Şöyle diyelim. Stil. Şöyle viti. Şöyle yüzde 20 diyelim. Bakalım nasıl olacak. Evet. Biraz daha küçültebiliriz. Şöyle %18 desek. Ya da sabit bir genişlik de verebiliriz buraya. Örneğin 150 piksel desek. Tarayıcı küçülse bile hep sabit bir alan oraya tahsis edilecek. 200 piksel diyelim bakalım. Evet, 200 piksel daha güzel oldu. Evet, bu şekilde biraz daha görüntüyü güzelleştirmiş olduk. Şimdi şurada details linkine gerek yok. Details linkini istemiyorum. Burada sadece edit'e şöyle güncelle olsun. Şöyle güncelle butonu. Şöyle details'a gerek yok. Zaten güncelde detayını görüyoruz. Burada da sil olsun. Şöyle yenilediğimizde evet.
Hatta onları birer buton ekleyelim. Şu new'den sonra bakın 3. parametre bir route value. Yani route value dediğimiz şunun üzerine geldiğiniz zaman eğer bu kaydın ID'sini şöyle kaçsa onu bakın edit'in altını editten sonra 3. sekme olan hani ID parametresine o değeri göndermiş oluyoruz. Bu önemli. Gelip bu edit action metodu bunu int olarak buradan alıyor. Bakın mesela edit'e gelelim. Şöyle kategori controller içerisindeki şöyle edit'e geldiğimizde bakın buradaki ID parametresi orada gönderdiğimiz şurada gönderdiğimiz bu değerle oluyor. Şimdi en sonda da tabii ki şöyle new şöyle class diyorsunuz. Buna da btn tire mesela primary diyelim. Bir de btn sm diyelim. Small olsun. Şunun aynısını şöyle aşağıya da alacağım. Evet, burada bir yerde hata yaptık mı? Şöyle new, şunu kapattık. Evet, şunu yenileyelim bakalım butonlar gelecek mi? Evet, geldi. Şu aradaki çizgi istemiyorum. Hatta şuna şöyle danger diyorum. Silme butonu olduğu için. Şöyle yeniliyorum. Evet, biraz daha güzel oldu bakın. Hatta burayı biraz da şöyle kısabiliriz genişliğini. Şöyle 150 piksel desek biraz evvel olmamıştı ama şimdi sığabilir. Evet. Biraz daha küçültelim. 145. Şöyle 135. Evet. Gayet güzel oldu şimdi. Evet. Güncelleye tıklıyoruz. Yeni kategori diyoruz. Evet. Şimdi yeni kategoriye bakalım. Bunu da tabii ki şöyle container içerisine almanız gerekiyor. Şuradan padding bottom 5. Buna gerek var mı? Şöyle geri baktığımızda evet onu da olduğu gibi alalım. Öyle hiç karıştırmayalım orayı. Şöyle bu sefer nereye geliyorduk? Create'e. Create'i de olduğu gibi şöyle şunun içerisine alacağım. Bu şekilde. Evet şimdi baktığımızda şöyle diyelim yeni kategori olsun başlığımız. Şunun altına bir çizgi ekleyelim. Sayfamızı yenilersek eğer. Şöyle yeni kategori diyelim. Evet bakın biraz daha güzel oldu. Şuradaki kategoriyi alalım. Alttaki kategori şurada çok mantıklı değil. Şöyle yenilediğimizde. Evet yeni kategori. Şuradaki butonun rengiyle oynayalım biraz. Şuradan btn şöyle primary diyorum ben. Daha güzel. Primary burada kaydet diyelim. Kaydet butonu olsun. Şu en aşağıda ise baktığımızda geri dön linki. Örneğin şu linkten bir tane daha ekleyip ya da submit olmasın. Şöyle şunu şuraya alıp şöyle listeye dön diyelim. Kategori listesi diyelim. Kategori liste diyelim. Şuna 3. parametreye null. Daha sonra şuraya new. Şöyle add class. Evet bu class özel bir isim olduğu için başına et işaretini eklememiz gerekiyor. btn tire şurada geri dönü şöyle warning yapıyorum. Create'in yanına gelsin. Evet şurası kaydet butonu. Şurası liste. Buna tıkladığım zaman kategori listesine gider. Evet kategori listesinden buraya tıkladığım zaman kaydete gelir. Evet şuraya geldiğim zaman name ve description'ı buradan değiştirebiliriz. Yalnız dikkat etmemiz gereken buradaki label'ın şuradaki ismi şuradaki isimleri entity'den alması. Yani şuraya geliyoruz. İsterseniz şu label'ın yerini olduğu gibi silebilirsiniz. Bunu nereden alıyor? Dediğim gibi şuradan. Kategori
sınıfının bu isminden name description. Buradan bu isimleri alıyorsunuz entity üzerinden. Yani gelip bu kategori ismini örneğin description açıklama yapmış olsam burada gelip bu sayfa direkt açıklama olacak. Tek bir yerden müdahale etmek adına önemli. Yani bu kategoriyi nerede kullanırsanız kullanın. Tek bir yerden müdahale ettiğiniz için eğer herhangi bir değişiklikte bütün örneğin 10 farklı yerde bu description'ı kullanıyorsunuz. 10 farklı yerde description açıklama olur. Ama şimdi ben gelip bunu description'ı veri tabanında da kullanıyorum. Ama form üzerinde kullanıcı description'ı görmesin. Örneğin Türkçe olarak bunun açıklama olarak görmesini istiyorum. O zaman gelip buradan iki tane yönteminiz var. Buradaki label'ları silip description yerine açıklama yazabilirsiniz. Ama bu kategori ile alakalı 10 farklı yerde bu değişikliğin hepsini tekrardan yapmanız gerekiyor. Bunun yerine şöyle bir yönteminiz var. Data annotation diye bir kavram var. Data annotation ile değişkenlerin üzerinde burada kullandığınız özelliklerin üzerinde bu data annotation aracılığıyla belli özellikler kazandırabiliyorsunuz. Örneğin şöyle display name var. Display name'e ben burada gelip açıklama yapıyorum. Örneğin burayı. Ya da şurası açıklama. Alttaki açıklama. Şuradaki kategori adı. Evet. Şurası kategori adı. Alttaki açıklama. Şimdi bunu çalıştıralım. Şuraya gelip create diyelim. Şuradaki name ve description'a bakın. Evet bakın kategori adı ve açıklama oldu. Yani bu description nerede kullanırsam kullanayım. Şu şekilde bir kullanım sonucunda label for buna HTML helper deniyor. HTML helper aracılığıyla label for model model name. Yani bu ismi nereden alıyorum? Model isminden. Yani bu sayfanın kullandığı model şu anda kategori olduğu için bu kategorinin name'ini alıyorum. Bu kategori içerisinde eğer display name'in varsa gelip bu ismi form üzerine aktarıyor. Ama yoksa buradaki isimleri aktarıyor. Dolayısıyla böyle bir kullanım gerçekten işimizi kolaylaştırır. HTML attribute'a da aynen diğerleri gibi şurada bir new diyorsunuz ve de buna bir class veriyorsunuz. Tek faydası bu. Yani şurayı sildiğinizde label'ın, oluşan label'ın bir class'ı olmayacak. Ama onu oraya verirseniz class'ı mevcut olacak. Evet şu anda geri kalan hiçbir şeye, örneğin anti-forger token, işte şuradaki text box yerine editor form kullanılıyor gibi. Bunlar otomatik olarak benim adıma oluşturmuş olan formlar. Bu form yapısının olduğu gibi şuradan alıp kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim diğer yaptıklarımıza bakalım. Oluşturma tamam. Kategori listesi tamam. Şimdi gelelim bir de güncelleye. Güncelleye tıkladığımızda da gene şurayı düzenlememiz gerekiyor. Aynen şurada olduğu gibi. Yine alalım burayı. Şöyle kategori altındaki edit'e geliyorum. Details'te benim işim yok. Details'ı kullanmayacağım. Şöyle gelelim. Edit'i de içerisine alalım. Şöyle şunu. Şunu şuradan sileceğim. Ve en aşağıya bir div ekleyeceğim. Şöyle şunu alalım. Şuraya ekleyelim. Şunu. Daha sonra şurada kullanacağım. Burada da back to list. Biraz evvel yaptığımız gibi. Sayfayı yenileyelim. Evet. Gayet güzel. Bakın kategori adı. Bakın tıkladığım ürünün bilgileri. Şurada back to list. Back to list'e aynen bu create'de olduğu gibi şöyle back to list'i alıp buraya koyabiliriz. Nerede? Şurada. Şunu olduğu gibi oraya alalım. Evet, diğer başka herhangi bir şey değiştirmemize gerek var mı? Şöyle kategori güncelle diyelim. Kategori güncelle diyelim. Yenileyelim. Evet kategori güncelle. Evet kaydederseniz evet güncellenir. Şöyle güncelle. Liste derseniz de tekrar güncellemeden geri listeye gelir. Şimdi sile bastığımızda sile tıkladığımızda ürünün bilgilerini karşıma çıkartıyor. Ve de bunu silip silmek istemediğimden emin olup olmadığımı soruyor. Dolayısıyla gelelim gene şuradan container alalım. Bu sefer geliyoruz delete'e. Şöyle şuraya gene.
delete. Kategori sil diyelim. Burada kategoriyi silmek istediğinizden emin misiniz? Böyle diyelim. Şuraya bir HR ekleyelim. Şunu buradan alalım. Evet, burada bilgilerimi bana gösteriyor ve daha sonra bunu silip silmediğimi, silmek istemediğimi soruyor. Şöyle yenileyelim, tekrar daha güzel olsun. Aslında şunu şuradan alsak, şunu onun yerine yukarıya çıkarsak daha güzel gözükecek gibi. Şöyle şunu alalım şuradan. Şöyle şunu da şuradan alalım. Şöyle yenileyelim. Evet, kategori silmek istediğinizde emin misiniz? Kategori adı kameralar, kamera ürünleri. Delete diyelim. Şöyle delete'e de bir şöyle danger diyeyim. Şuna da bir tane şöyle new şöyle geri dönüşlük btnet ile warning demiştik. Şöyle yenileyelim. Evet, şu aradaki çizgiyi de alayım. Evet, buradan silersek eğer siler, backdoor istersek listeye geri gelir. Evet, baktığımız zaman kategoriyle alakalı bütün işlemlerimiz yerinde. Örneğin mesela şuradan kameralar dedik. Şuradan gelelim sayfanın ana sayfaya gelelim. Ana sayfa değil, ürünlerin içerisinde kategoriler. Bakın kameralar. Kameraları mesela şuradan güncelleyelim. Kamera diyelim. Kaydet diyelim. Sayfayı yenileyelim. Evet, bakın kamera oldu. Evet, artık ürünlerle, kategorilerle alakalı initializer'a başvurmam gerekmiyor. Şimdi gelelim ürünleri bir yerden şu şekilde aynı kategoride olduğu gibi yönetelim. Şimdi bunlar için de şuraya product controller ekleyeceğim. Sağ tıkla add class. Şuraya pardon class değil. Şöyle controller diyelim. Evet, şuraya product yazıyoruz. Şurası data context. Generate view script layout'u kullansın. Şuraya da gelip product controller. Tekil isim kullanmayı ben tercih ediyorum. Okey diyelim. Evet, bakın product controller eklenecek ve de şuraya bir product klasör eklenecek. Evet, şimdi gelelim burayı düzenleyelim. Şimdi product şöyle indeksine gelelim. Yine aynı şekilde şuradaki konteynerları bunlar içerisine yerleştirelim. Şu şekilde. Evet, konteyner isimleri yine gördüğünüz gibi display name ile model üzerinden alınıyor. Biz gelip bunları tabii ki burada değiştirmemiz mümkün. Aynı display name'i şurada yaptığımız gibi. Şöyle gelelim. Mesela ürün adı diyelim. Ürün adı. Evet, şu komponent, sistem komponent modeli yukarı eklemeniz gerekiyor. Şöyle ürün adı. Şöyle ürün açıklaması. Şöyle yapabiliriz. İki tanesini yapmamız şimdilik yeterli. Şimdi geliyoruz indekse. Şuradan tekrar şöyle ürün, yeni ürün diyelim. Şunun altına bir çizgi. Şurada create new'e aynen şurada olduğu gibi şuradan alabilirim. Kategorinin indeksinden. Yeni ürün diyelim. Evet, şu tabloya baktığımız zaman gene aynı tablonun klaslarını alalım şuradan. Bu şekilde. Evet, burada peki bütün hepsini gösterelim mi? Mesela neler gelsin? Kategori adı gelmesine gerek var mı? Şimdilik olsun. İlerleyen zamanlarda değiştiririz. Modelin ismi gelsin. Description gelmesin. Bunlar detayda gelsin. Detayda. Fiyatı da fiyat gelsin. Stokta olup olmadığı gelsin. Is home is approved
gelsin. Yani uzun bir yer kaplayacak olan kısım gelsin istemiyorum. Hani stok miktarını da şöyle alalım şuradan. Resmi en başa alalım. Şurada daha güzel oluyor en başta. Evet, şimdi aşağıda da baktığınız zaman bütün hepsinin aynı hizaya gelmiş olması gerekiyor. Yani örneğin birinci TH'ın altında resim olması gerekiyor. Şuraya gelelim. Birinci TH'a bir resim ekleyelim. Ekleyeceğimiz resim şu şekilde olabilir. Aynen şöyle img. SRC'sine şöyle baktığımız zaman upload. Şöyle upload klasörü içerisinde şöyle add item nokta şöyle image. Evet, buna bir width verelim. Bu da sabit olsun, mesela 50 diyelim buna ya da şöyle 70 genişliği olsun. Evet, birinci kolonda resim olacak. İkincisinde kategori adımız olacak. Üçüncüsünde ürünün ismi olacak. Fiyatı da aslında detay bilgisi. Şöyle fiyatı da detaya alalım. Is home ve is approved. Bunlar onaylı ya da onaysız kısımlar. Şöyle diyelim. Description olmayacak. Fiyat ve stok olmayacak. Şurada resim de olmayacak. Onu en başa aldık. Şuradaki is home'la is approved'u da, evet, buradakileri biraz daha farklı yapabilirsiniz. Yani burada is home'u, burada true ya da false çıkacak. Bunu tabii ki tercih etmeyiz. Dolayısıyla şöyle gene file ikon yazıp font ersin'dan şöyle linkler alabiliriz. Örneğin bir çarpı bir de cross alabiliriz. Şöyle check diyelim mesela. Şöyle şuradaki check'i alabiliriz. Şöyle incele diyelim. Buradan check'i copy yapalım. Şuradan geliyorum. Şuna diyorum ki eğer şöyle eğer item nokta şöyle is approved, ilk kısım neydi bakalım, is approved herhalde. İlki is home'muş. Şöyle diyelim. Is home. Is home ise bu durumda buraya şöyle linki yapıştıralım. Ve de şuraya şöyle diyelim label'ın içerisine şöyle label klasına şöyle label dire label böyle primary şöyle şunu şuraya yapıştıralım. İkon içerisinde olsun. Şuraya da ana sayfa diyelim. Eğer böyle bir durum yoksa else ise bunun primary değil de aslında şuraya success desek daha güzel gözükür. Şuraya da danger diyelim. Eğer ana sayfada değil ise ana sayfada değil diyelim. Evet, çalıştıralım bakalım nasıl gözüküyor. Tabii şu circle değil de bu cross işareti yapalım buna. Evet, bunlar çalıştı ama şuradaki şunları batch yapmamız gerekiyor. Label'ları Bootstrap 4'te batch ile değiştirmişler. Şöyle sayfayı yenilediğimizde evet, şu şekilde ana sayfa. Evet, ana sayfa değil. Evet, bu şekilde gelmesi daha güzel. Bu şunları mesela şöyle evet desek, şunları da hayır desek daha mantıklı olur. Şimdi bunların aynılarını gelip is approved içinde yapacağım. Şuraya yapıştıracağım. Tek yapmam gereken şurayı is approved ile değiştirmek. Şöyle yenilersek eğer. Evet, bunlar da evet, 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 hayır. Evet, bu şekilde daha güzel oldu. Resimlerimiz de burada gayet güzel geldi. Bunların genişlikleriyle oynadık. Kategori adları burada geldi. İlerleyen zamanlarda buraya bir drop down ekleyebiliriz. Bir combo box ekleyebiliriz. Ona göre kategori filtrelemesini de buradan halledebiliriz. Şimdi şu linkleri biraz düzenleyelim burada. Burada details'a gerek yok. Edit zaten bunları gösteriyor. Dolayısıyla şunu sileceğim. Şurayı da sileceğim. Şuraya güncelle diyeceğim.
Şurası ise sil butonu olsun. Şuraya da gelelim. Şöyle new, şöyle add class. Şöyle btn btn tire, şöyle primary tire btn sm diyeceğim. Bunların aynısını gelin buraya, şöyle şuraya ekleyeceğim. Yalnız şunu danger yapıp kırmızı olmasını sağlayacağım. Şöyle yenilediğimizde, evet, burada biraz yer kalmadı. Buranın yerini sabit olarak ayarlayabilirsiniz. Şöyle şuradan da ayarlayabilirsiniz ya da üstteki aynı hizaya gelen kolon başlığında şurada ayarlayabilirsiniz. Şöyle stil diyelim. Şöyle bitine sabit bir değer verelim. Mesela 100 piksel desek denk gelir mi? Gelmedi. Şöyle 170 diyelim. Evet, biraz daha kısaltalım şunu. 140. Evet, gayet güzel oldu. Evet, bu şekilde ürün listesini de biraz daha güzel hale getirdik. Şöyle yeni ürüne tıkladığımızda yeni ürün sayfamızı da şöyle biraz güncelleştirelim. Şöyle geliyoruz. Ürün create sayfası. Ürün create'de de aynı indekste olduğu gibi bunları bir container içerisine alalım. Ya da ilerleyen zamanlarda aslında ben yönetim paneli ile kullanıcı sayfalarının kullandığı layoutları birbirinden ayıracağım için aslında şu anda ekstradan fazla bir iş yapıyoruz ama tabii ki şu anda bir şey yapalım. Zor olduğunu görelim. Onu kolayını yaparsak neden yaptığımızı anlaması biraz daha basit olur. Burada şöyle yeni ürün diyelim. Şuraya bir HR ekleyelim. Bu şekilde. Evet, geri kalan hiçbir şey değiştirmemize gerek var mı? Şuradaki bir create'leri değiştirebiliriz. Mesela şunu primary deriz. Aynısını şunu yanına alırım bunun. Şunu silerim buradan. Şuraya üçüncü parametre null. Dördüncüsü new add class. Şöyle btn btn tire dedim. Şöyle sayfayı giyip yenileyim. Evet, şöyle yeni ürün, ürün adı, ürün açıklaması, ürün fiyatı, stok miktarı, resmi, şöyle ISOM, ISAPROOT. Burada da kategori ID'si de geldi. Bakın buradan kategoriyi de seçebiliyorum. Ve son olarak silme sayfasını biraz güncelleştirelim. Gelelim şuraya, yine aynı ürün kategorisiler gibi burada da silme sayfasını biraz güzelleştirelim. Şuradaki konteyner kısmını alacağım. Şuraya yapıştıracağım. En aşağıda bir tane şöyle div'den alalım. Şuraya gelelim. Şunu alalım şuradan. İşte bu ürünü silmek istediğinizden emin misiniz diyelim. Şunun altına bir çizgi ekleyelim. Şunları da silelim. Şöyle sayfayı yenileyelim. Şuradan bir ürün listesine gidelim. Şuradan sil diyelim. Evet, burada silmek istediğim ürünün bana özelliklerini veriyor. Tabii bunları kısabilirsiniz. Örneğin sadece ürün adını burada vermeniz aslında mantıklı olandır. Dolayısıyla gelelim şuraya ürün silme olayına. Mesela kategori adına gerek yok. Sadece ürün adını burada bana gösterse yeterli benim için. Ürün adı. Şöyle ürün adı, description falan filan bunlara gerek yok. Şöyle şurada şu şekilde ayarlamışlar. Şöyle mesela iki tanesi sol ve sağ olarak. Şöyle description'lar iki tane. Fiyatlar, stoklar şöyle aşağıya doğru hepsini silebiliriz. Evet, burada sadece şu anda ürünün ismini gösterecek bana. Şuraya da sil diyelim. Şurada da listeye geri dön diyelim. Şöyle ürün listesi diyelim.
Şöyle yenilediğimizde silmek istediğimiz ürünün bilgilerini bize tekrar gösteriyor. Şurada yanlış yazmışız. Sil. Şurası danger olacak. Şöyle danger. Şurası geri dönü warning yapacağım. Şu aradaki çizgiyi de şuradan alacağım ve yenileceğim. Evet, silmek istediğim ürünü bana soruyor. Ürünü silmek istiyor musun? Hayırsa geri dönüyor. İsterseniz gelin şurada bir de ürün listesini açalım. Şu şekilde yan yana olsun. Örneğin burada bakın şu anda bir numaralı ürün burada mevcut. 15 tane ürün var. Şuradaki bir numarayı şuradan silmek istiyorum. Sil diyorum. Evet bakın ürün buradan siliniyor. Sayfayı yeniliyordum. Yeniliyorum. 15 ürün 14 düştü. Evet bakın burada yönetim panelinden ürünümüzü burada silmiş olduk. Ve daha sonra ürün güncelle sayfamızı da şöyle biraz güzelleştirelim. Daha sonradan yönetim panelinin layout'unu değiştirelim. Şimdi şuraya geldiğimizde ürünün şöyle edit sayfasına. Edit sayfasında da şöyle yine bir container ekleyeceğim. Aslında bu container tabii ki layout'ta olması mantıklı olan. Çünkü her sayfaya tek tek container eklemek zorunda kalıyorum. Evet şuraya geldiğimiz zaman artık şunu şöyle şuraya alabiliriz. Şuna şöyle primary diyelim. Şöyle null diyoruz. Şöyle new. Şöyle add class. btn btn tire. Şöyle warning diyoruz. Burada da ürün listesi diyoruz. Ürün listesi. Evet, direkt index sayfasına gidiyor. Evet burası tamam. Şurası da tamam. Şurada ürün güncelle sayfasında olduğumuzu söyleyelim. Şurayı silelim. Şöyle evet. Sayfayı yenileyelim. Evet. Gayet güzel buralar. Şöyle sonuna şöyle bir i ekleyelim. Şöyle okey diyelim. 2 numaralım bakın. Sondaki i değerleri. Evet her şey çalışıyor burada. Şimdi burada şimdi kullanıcının orta tarafını ben olduğu gibi burada layout içerik sayfalarından direkt orta tarafa layout'a gönderip birleştirip bir görüntü çıkartabiliyorum. Ama üstteki kısım benim kullanıcılarımı ilgilendiren kısım. Ama alt kısım da aynı kullanıcıları ilgilendiren. Ama yönetim panelinde farklı olsun istiyorum. Yani burada şimdi ürünlere tıkladığım zaman bakın kullanıcı sayfası geliyor karşıma. Ama ben buraya ürünlere tıkladığım zaman aslında karşıma yönetim panelinin listesi gelsin istiyorum. Yani şu product. Şöyle indekslediğim zaman bu gelsin istiyorum. Dolayısıyla şu layoutları birbirinden ayırabiliriz. Yani şu layoutları şöyle şuradan kapatayım hepsini. Şöyle şuraya gelelim. Şuraya bir tane daha layout ekleyeyim. Şöyle layout'un şöyle kopya diyorum. Yapıştır diyorum. Aynısı aslında. Şöyle şunun ismini değiştiriyorum. Ne diyelim şöyle. Şöyle admin layout diyorum. Admin layout. Şuradan şunu seçiyorum. Burada artık değişiklik yapıyorum ve de burası benim yönetim panelim olacak. Şöyle diyeyim şuraya. Yönetim paneli diyelim. Şurası ana sayfa. Ana sayfa dediği kısım. Şöyle burası şöyle diyelim mesela product diyelim. Sadece şöyle ürünler diyelim. Yönetim panelinin ana sayfası şimdilik olmasın. Şöyle ürünler olsun. Şurası kategori olsun. Şöyle diyelim ürün kategori diyelim. Tek isim kullanalım. Şöyle ürün kategori. Şurası şöyle kategori. İndeksini yazmamıza gerek yok. Buna dikkat edelim. Yazsanız da olur, yazmasanız da olur yani. Evet burada bir arama olsun. Burada da olsun. Tamam. Alt kısım da olsun. Şurası da aynen kalsın. Şimdi gelelim içerik sayfalarımızı bu sayfayı kullanmasına gelelim. Şimdi bunları hangileri kullanacak? Buradan bakalım. Açıklarımızın içlerini değiştirelim. Örneğin kategorinin create'i, delete'i, kategorinin details'ını değil, edit'ini diyelim, indeksini diyelim. Home değil. Bunlar tamamen kullanıcı sayfaları. Product'a baktığımız zaman create, delete, details'ı geçiyorum. Edit, index. Evet. Şunların hepsi layout'u kullanacak. Burada şöyle yapıyorsunuz.
Bunun kod bölümüne şöyle layout diye bir özellik var. Layout'una şöyle diyorsunuz ki şöyle tilde işareti et şöyle shared'ın altındaki admin layout nokta CS HTML diyorsunuz. Evet bu şekilde. Şuraya bakıyoruz. Şunu yazıyorsunuz yani. Tabi şurada bir de alt çizgi olacak. Alt çizgi CS. Bakın virs'i de unutmuyoruz. Virs'in altında shared'in altında admin layout. Şunun en başına da virs diyorsunuz. Evet bu şekilde. Artık bu sayfanın kullandığı varsayılan layout'u değiştirmiş oluyoruz. Bunları önceden anlatmıştık tabii ki. Şurada varsayılan layout yani herhangi bir layout'la alakalı sayfada herhangi bir şey yoksa gelip şunu kullanıyordu hatırlarsanız. Vue start altındaki şunu kullanıyordu. Ama biz ne yaptık? Buradaki değeri ezdik. Yani hiçbir sayfada artık layout'la alakalı hiçbir işlem yok. Olmadığı için Vue start içerisindeki layout'u kullanıyor. Ama ben gelip her sayfayı farklı bir layout'la birleştirmek için şunu ekliyorum. Dolayısıyla her eklediğiniz sayfaya bunu eklemeniz gerekiyor. Artık bizim kullanıcı sayfalarının layout'u ile admin sayfasının layout'u birbirinden farklı. Bunları hepsini ekleyeceğim. Evet. Artık çalıştırdığımızda bakalım. Şöyle ana sayfaya geleyim. Şöyle ana sayfa çalışsın. Şunları kapatayım. Evet şu anda ana sayfa çalıştı. Şimdi gelelim ana sayfadan başka örneğin şöyle diyelim. Kategori diyelim. Evet bakın ürün kategori. Şuradaki panelden üstteki panelden farklı. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi şuradan ürüne tıklasam bakın product ürünler geliyor. Kategoriye tıklasam kategori ürünler. Yeni kategori desem farklı. Kategori liste yeni kategori şuradan kaydet gibi. Evet boş bir tabii kayıt olması hata. Bunu düzeltiriz. Evet gördüğünüz gibi yönetim paneli ile kullanıcı sayfalarının kullandığı kontrolü birbirinden ayırmış olduk. Yani iki tane farklı artık layout'umuz var. Şimdi layout'ları ayırdıktan sonra gelelim şuradan mesela yeni kategoriye tıklayıp buradan bilgileri girip kayda tıkladığım zaman bu ürün buraya nasıl ekleniyor? Kategori nasıl ekleniyor? Buna bakalım biraz. Şimdi şuradan gelelim. Şöyle kategori kontrolümüze. Kategori kontrolüne geldiğimizde bakın iki tane create var. İki tane create. Bundan daha önce bahsetmiştik. Dedik ki birinci create'te get metodu. İkincisi post metodu. Eğer action metodunun üstüne herhangi bir http get ya da http post yazmazsanız bu http get olarak kabul olur. Eğer post yazarsanız bu metot post'tur. Şimdi bunun iki tane versiyonu var. Bunun neden iki tane versiyonu var? Şunlara ikisine breakpoint ekleyeyim. Ve sayfaya geleyim. Yenileyim. Bakın yenilediğim zaman burada duruyor. Burada bana diyor ki yeni bir tane view. Bana bir boş bir tane view getir. Yani bu action metodun görevi get metodu arka taraftaki action create action'ı çağrıldığı zaman bana bu create ismindeki view'ü bana getir. Tek yaptığı şey bunun bu. Getirdi. Şimdi buradan bir bilgi girdim. Deneme. Şöyle deneme. Şöyle diyeyim. Kayıta tıkladığım zaman neresi gelecek? Bakın. Kayıta tıkladım. Kaydet buradaki benden bir kategori bekliyor. Bakın. Şuraya geldi. Şunun üzerine geldiğim zaman bakın formdan girilen bilgiler. Bakın name. Bakın description. Gördüğünüz gibi buradan formdan girilen bilgileri direkt buraya gönderdi. Şimdi şuradaki bind'ın mantığı ne? Buradaki bind'ın mantığı kategori içerisine paketleyip buradaki bilgileri gönderiyorsunuz. Şunları paketleyip gönderiyorsunuz. Ama göndermeden önce nelerin geldiğini buradan garanti altına almak adına bunu yapıyorsunuz. Yani buraya benim istemediğim bir değeri göndermiyorsunuz. Yani güvenlik açısından bir önlem bu. Yani ben formdan sadece
Kategori adını ve denemeyi bekliyorum. Başka bir şey beklemiyorum. Bir de ID parametresi. Eğer güncelleme de yapacaksan ID'yi gönder. Ama burada aslında ID'yi göndermemize gerek yok. Çünkü bu zaten otomatik olarak oluşturuluyor. Dolayısıyla bind'i eklemek mantıklı olandır. Ama eklemeseniz de gene aynı sonuca varırsınız. Şimdi deneme içerisinde bilgiler doldurulduktan sonra burada model state'i kontrol ediyor. Model state dediği kavram burada bu create entity sınıfının gerçekten bunun içerisindeki bilgiler doldurulurken belli kriterler ekleyebiliyorsunuz bu kategoriye. Diyebiliyorsunuz ki ben bu kategori içerisindeki şöyle gidelim. Şöyle kategori içerisindeki name alanına en fazla 50 karakterlik bir bilgi gönderebilirim. Veya en az 10 karakterlik bilgi gönderebilirim. Buraya gidecek bilgiler içerisinde şu kurallar olabilir ya da şöyle olabilir. Ya da buraya illa bir bilgi gitmesi gerekiyor gibi kuralları başta belirtebiliyorsunuz. Yani burada model state is valid derken bu kuralların hepsi yerine getirilmiş mi? Getirilmişse bilgiyi veri tabanına ekliyor ve kullanıcıyı index sayfasına gönderiyor. Eğer buradaki is valid değilse burası zaten çalışmaz. Ne yapar? Direkt buraya gelir. Yani kullanıcıya buradan girdiği bilgileri hatalı da olsa o bilgilerle birlikte view üzerine gönderip kullanıcı tekrar onları görür. Yani sen buradan formu doldurdun ama bir hataya düştün. Veri tabanına girmedi bilgiler. Hatalı olarak girdiğin bilgiler buraya tekrar doldurup senin karşına gelmesi için şuradaki view'in içerisine kategori gönderiliyor. Yani sen bu kategoriyi buradan silersen eğer formu doldurdun, upuzun bir formu doldurdun ama buradan herhangi bir hata oldu formla alakalı. Kayıt işlemi gerçekleştirilmedi. Tekrar karşına boş form gelir. Ve bilgilerin hepsini tekrar girmen gerekir. Ama tabi bu kullanıcıların istemediği bir durum olur. Dolayısıyla bir olumsuzluktur bu. Yani bu kategoriyi tekrar kullanıcıya göndermeniz gerekiyor. Peki bir tane kural yazalım buraya. Kategoriye bir kural yazalım. Ve de bu kuralı yerine getirmediğimiz zaman bize bir hata mesajı versin. Mesela bu kategori adının burada diyeyim ki şuraya string length özelliğine bakın iki tane birden fazlasına parametre aşırı yüklenmişleri var. Minimum genişliği ya da maksimum karakter sayısı gibi. Şöyle diyelim maksimum karakter sayısı şöyle 10 karakter diyelim. Ya da şöyle 20 karakter diyelim. Virgül sonuna da bir error mesajı ekleyelim. Diyelim ki en fazla 20 karakter girebilirsiniz diyelim. Şöyle bir kullanıcıya bir uyarı versin. Bu uyarı mesajını da ekranda gösterelim. Bunlara data annotation deniyor. Bunları internet üzerinden bakıp öğrenebilirsiniz daha ayrıntılı bir şekilde. Şimdi gelelim buradan çalıştıralım bunu. Evet şimdi buradan bir bilgi girelim. Mesela şuradan şöyle 20 karakteri aşan bir tane şöyle bilgi girelim. Bakın burada direkt jQuery beni uyardı. 20 karakterden fazla değer giremezsin. Burada azaltıp şöyle bakın 20 karakterden sonra düzeldi. Yani burada bakın direkt bunu server'a göndermemizi engelliyor. Bu nereden geliyor? Hatırlarsanız include script demiştik. Şurada validate'i ekliyor. Validate benim server'da oluşturduğum şuradaki data annotation'ları okuyup buraya script olarak sayfa üzerine script olarak ekliyor. Ama ben bunun bu eklediği script'leri şuradan eğer silersem ve de şu controller'a bir breakpoint ekleyelim. Gelip şuradan sayfayı yenileyelim. Baştan server'a göndermemizi engellemesin yani burada. Şöyle 20 karakteri aşalım. Bakın herhangi bir hata vermiyor. Artık çünkü script dosyaları burada yok. Yani bu tarayıcıda olan bir işlemde. Şunu şu açıklamaya da bir değer girelim. Şimdi kayıta tıklarsam eğer gelecek burada duracak bakın. Şurada durdu. Şimdi gelelim. Şunu ilerletelim. Is valid olmaması gerekiyor. Neden? Çünkü şuradaki name alanı 20 karakterden fazla. Bakın tekrar benim kategoriyi sayfa üzerine gönderiyor. Şuradaki hatalı girdiğim bilgiyle birlikte bakın. Şuradan ilerle diyelim. Hatta şuradan çıkalım direkt. Bakın en fazla 20 karakter girebilirsiniz. Evet bunu bakın benim adıma MVC uygulaması yaptı. Validate'leri tabi oraya geri almak mantıklı olan. Şöyle geri alalım. Bunu server'a göndermeden önce server'ı yormadan bunu tarayıcıda halledebiliriz. Böyle bir imkan var.
jQuery validate min ile unobtrusive min ve de validate min ve jQuery zaten sayfada olması gerekiyor. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi data annotation ile girdiğimiz bilgileri olduğu gibi kontrol altına alabiliriz. Peki gelelim detay sayfası nasıl çalışıyor? Şimdi güncelleye tıkladığım zaman güncelleyin de iki versiyonu var. Birincisi get versiyonu, HTTP get. İkincisi ise gelen bilgiyi save ile gönderdiğim zaman HTTP post metodu. Şimdi burada sayfanın mantığı buradaki yukarıdaki URL'deki ID'yi alıp bu ID ile bilgiyi sayfa üzerinde yüklemesi. Ama bu HTTP get içerisinde oluyor. New'de yani yeni bir kategori eklerken herhangi bir sorgulama yapmasına gerek yok. Bakın buradan ID göndermenize gerek yok. Çünkü kayıt yeni. Yani sadece return view dediğiniz zaman create view buraya boş halde gelecek. Ama gelip buradan güncelleye tıkladığınız zaman buradaki bir numarayı alıp sayfa üzerine yüklemesi gerekiyor. Bu HTTP get ile yani bir numaralı ID ile veri tabanındaki bilgiyi sorgula, gel buraya doldur. Tıkladığın zaman da HTTP post ile bilgiyi gönder. İkinci action metodu çalışsın. Dolayısıyla geliyoruz şuraya kategori controller'a. Şunu breakpoint'ini alalım. Edit. Bakın şurada. Edit ile burada şuraya nullable değer göndermiş. Yani edit'e bir değer zaten göndermezsen zaten bu beni hataya düşürüyor. Bad request. Return HTTP status kodlar içerisinden bad request. Sayfamı hataya düşürüyor. Eğer yukarıdan ID göndermezsen. Buraya nullable yaptığında dikkat edin. Eğer ID null'a eşitse hata mesajı geliyor. Eğer ID null'a eşit değilse devam eder. Devamında veri tabanını sorgula, bu ID ile kaydı al, bunun içerisine at. Gene de bu kaydı sorguladıktan sonra eğer veri tabanına örneğin 5 numaralı kayıt, örneğin 5 numaraya sahip olan ID ile kategori veri tabanına yok ise, yani null ise HTTP not found, yani aranılan sayfa bulunamadı gibi bir tane sayfa göndereceksin geriye. Tabi bu ayarlamaları da uygulama içerisinde yapmamız gerekiyor. Eğer bu durumda da böyle bir şey yoksa, yani gönderilen ID null değilse, bu ID ile veri tabanı gerçekten bir kayıt varsa, dolayısıyla sorgulamadan dönen değeri, kategoriyi view üzerine gönderiyorsunuz. Ve bu view ne yapıyor? Edit view'i. Şuradaki kategorininki. Bakın sayfa zaten model olarak bekliyor. Yani ben buradan gönderdiğim model şurada beklenilen model olması gerekiyor. Ve bu modelde ne yapıyor? Zaten sayfa içerisine, içerisindeki kontrolleri içerisine bunu direkt açıyor zaten. Tamam. Şimdi eğer butona tıkladıktan sonra aynen create'in postu gibi. Hiç farkı yok. Yine burada bind demiş. Buradan gönderilecek bilgileri tek tek buraya yazmışsınız. Yani eğer description'ı güncellemek istemiyorsanız buradan çıkartabilirsiniz. Benim sadece güncellemek istediğim alan örneğin name alanıysa sadece buraya name'i yazabilirsiniz. Fark etmez. Tamam, buradan bağlama işlemleri yapıldı. Kategori içerisinde paketlendi. Gene burada bakın valid mi diye soruyor. Model state yani kategori entity'si için yazılan kuralların hepsi gerçekten doğru mu? Doğruysa veri tabanını ne yapıyor? Enter metodu içerisinde kategoriyi gönderiyor. Bunun state'ine modified diyor. Yani bu kategori artık güncellenmiş. Ne zaman save change derseniz bu güncellendi olarak işaretlenen kayıt buradaki entity ile değiştirilir. Ve return to action ile index view'ine kullanıcıyı gönderirsiniz. Yani kullanıcının karşısına kategori listesi gelir. Eğer valid değil ise kullanıcının girdiği hatalı bilgiler de olsa o model olarak view'in üzerine gönderilir ve kullanıcının daha önceden girdiği bilgiler karşısına gelir. Evet, bu da bu şekilde. Delete'e baktığımız zaman aynı senaryo aslında. Bunun da bir HTTP get'i var. Aynı edit'te olduğu gibi hiç fark yok. Ne yapıyor? Delete'te de ne yapıyorsun? Silmek istediğin kaydı ID ile alıyorsun. Aldıktan sonra bunu kategori içerisinden remove'la silmek istediğin entity'yi gönderiyorsun. Save change diyorsun ve kullanıcıyı index'e gönderiyorsun. Şimdi şurada dikkat etmeniz gereken, biz delete'in bakın şurada mesela edit'i kullanırken ne yapıyorduk? Şurada edit, burada edit. İkisi de aynı. HTTP tipleri bunların farklı olduğu için bir problem yok. Yani iki tanesini aşırı yüklenmiş olarak algılayabiliyorsunuz. Ancak şurada baktığınızda edit için bir int id var.
Buraya geldiğinizde farklı bir parametre var. Yani parametreler farklıysa aynı isimli action metotlarını aynı dosya içerisinde kullanabilirsiniz. Problem yok. Ama buraya delete geldiğinizde burada parametre olarak gelen değer id, burada gelen gene id. Yani şurası delete olmuş olsa, ikisi de delete olmuş olsa parametreler de aynı olduğu için hataya düşecek. Neden? Çünkü parametre aynı, action metodun ismi farklı. Yani eğer action metodların ismi farklıysa parametreleri farklı olması gerekiyor. Yani action metodların isimleri aynıysa, pardon, parametrelerin tipleri farklı olması gerekiyor. Dolayısıyla burada parametreler aynı olduğu için action metodların isimlerini değiştirmen gerekiyor. Bu http get olanı delete, post olanı delete comfort diye farklı bir isim vermişler burada. Ama şurada aslında action metodun isminin gene delete olduğunu biliyoruz. Yani burada uyarıyor, diyor ki bu http post ama buradaki action metodunun aynı zamanda postu olduğunu burada söylüyorsunuz. Dolayısıyla bu hataya düşmemiş oluyor. Şuradaki peki validate anti forger token, buradaki bunun mantığı nedir? Bunun mantığı, kullanıcı burada silmek istediği kaydı buradan seçiyor. Burada bir tane benzersiz bir numara belirtiliyor. Sen burada bunu sildiğin zaman yani get ile post arasında bir iletişim kuruluyor. Yani şu get'i çağırdığın zaman oluşturulan token ile token burada kontrol ediliyor. Eğer gerçekten o tokenla burada kontrol edilen, yani burada oluşan token burada gerçekten valide edilebiliyorsa bu action metodu çalıştırılıyor. Yani bu da güvenlikle alakalı bir durum. Evet, delete işlemi de bu şekilde. Index action'a baktığımız zaman zaten buradan direkt hepsini view üzerine gönderiyor. Details'e baktığımızda bakın details'in post kısmı yok. Sadece get kısmı var. Yani bu sadece veri okumayla alakalı bir şey. Butona tıklayıp post yaptığınız zaman HTTP post çalışıyor. Ama details için tabii ki post yok. Yani sadece kullanıcı bilgileri okuyor. Kullanıcının karşısına geliyor. Yani okuma işlemleri get ile kayıt işlemleri, yani server'a bilgi gönderirken de bunu postla göndermeniz gerekiyor. Şurada dikkat etmeniz gereken, burada query string ile ya da route value ile id göndermeniz, server'a bilgi göndermeniz postla alakalı değil. Gene burada get metodu ile bilgi gönderiyorsunuz ama bunu karıştırmamanız gerekiyor. Post ile gönderdiğiniz bilgiler, şurada örneğin edit'e baktığımızda form içerisine paketlenip gönderilen bilgiler. Şurada HTML begin formla form oluşturuyorduk. Bunun içerisindeki bilgiler bu formun bir nesnesi olarak controller'a gidiyor. Yani buradan begin formla buradaki örneğin product nesnesini dolduruyorsun ve product controller'a bu gönderiliyor. Product controller'da da şu edit metodu, şurada bakın get kısmı, şuradaki post kısmı. Burada da post ediliyor. Yani gelip bu post metodu olduğu için buradaki action metodu bu gönderilen bilgileri formun içerisinden, body'si içerisinden alınıyor. Ama burada gönderilen bilgiler header kısmında. HTTP protokolünün header kısmında gönderilen bilgilerle alakalı. Tabii bunlar arka tarafta dönen senaryolar. Şu anlık bunları çok bilmenize gerek yok. Bu şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu derste yaptığımız işlemler gördüğünüz gibi kategori ile alakalı işlemler, ürün ile alakalı işlemler ve iki tane sayfa arasında, yani kullanıcı ve yönetici paneli arasındaki layout'u, farklı layout'u kullanmasını sağladık.